Bakanlığın bir de iklim değişikliği konularını yüklerseniz biz bundan bir tek anlam çıkarabiliriz. Sizin bu taraklarda beziniz yok deriz. Hakikaten Cumhurbaşkanı'na bu zihni sinir projelerini hangi akla evvel veriyor merak ediyorum. Kendi etrafında oluşan muhtemel paralel cumhurbaşkanı yapılanmalarının etki gücünü denetlemesinde sayısız fayda gördüğümü de ifade etmeliyim. 2017 yılında yapılan referandumla gerçekleşen anayasa değişikliği ile getirdiğiniz hükümet sistemi içerisinde dilediğiniz kadar bakanlık ihdas edebiliyorken böyle önemli bir konuyu mevcut sorumluluklarını dahi yerine getirmekte zorlanan bir bakanlık yapısına yüklemenin ne gibi bir anlamı vardır anlamak mümkün değildir. Demek ki bu konuda samimiyetsiz bir yaklaşım söz konusudur. Küresel ısınmanın yarattığı olumsuzlukların önlenmesine yönelik bir çabaya rastlayamayacağız ve demek ki aşırı yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketleri, heyelanlar, derelerden akan zehirli sular, akarsu ve deniz yataklarındaki müsilajlara canlıların katliamı devam edecek. Bu yanlıştan ivedilikle ve yol yakınken dönülmelidir. Meteoroloji ve İklim Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık kurulmalıdır. Yeri gelmişken bir hususu da kamuoyuyla paylaşmak isterim. Üç tarafı denizlerle çevrili, kara parçası içinde bir o kadar göllere sahip bir coğrafyada bugün olmuş hala daha bir Denizcilik Bakanlığı'nın kurulmamış olması çok manidardır. Dahası çok vahimdir. Dolayısıyla eş zamanlı olarak bir Denizcilik Bakanlığı da mutlaka kurulmalıdır. Değerli basın mensupları, dış dünyadaki gelişmelerin ülkemizin siyasi yapısını ve ekonomisini doğrudan etkilediğini belirterek bazı konularda net duruş sergilemenin önemine de vurgu yapmak isterim. Bunlardan birincisi bölgesel barışın tesisi konusunda daha radikal girişimlerin artık gündeme getirilmesi gerekmektedir. İktidar partisi ve kendilerine koşulsuz destek veren ittifak partilerinin bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarına karşı ortaya koydukları söylemlerini memnuniyetle izlediğimizi ifade etmeliyim. Zira biz kendimizi bildik bileli ABD emperyalizmine karşı mücadelenin içinde yer almış siyasetçiler olarak geçmişte bu yüzden komünistler Moskova'ya diyerek aynı kesimlerce saldırılara maruz kalmışken bugün iktidar ittifakı sözcülerinin bizim çizgimizde söylem geliştirmesini hem takdir ediyor ama aynı zamanda kuşkuyla izliyoruz. Ortada bir tutarsızlığın varlığı konusu yadsınamaz. Amerika'ya sözde kafa tutan, söylemlerde bulunup ardından gasp edilen F-35 uçaklarının akıbetinin mevcut F-16'ların bakımı ve güncelleştirmelerini yetkili servis hizmeti karşılığında ödeşmeye indirgeyen, çapsız, edilgen ve teslimiyetçi politik çizgiye getirilmesini içimize sindiremiyoruz. Bu yaklaşım hakikaten düpedüz tutarsızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti müstemleke değildir. Hem her gün ciğerimizi yakan şehit haberleriyle kahrolacağız, hem onların ABD himayesinde ve desteğinde faaliyet gösteren PKK, PYD, terör örgütlerince katledildiklerini haykıracağız, hem de Amerika ile sözde müttefikmişiz gibi ticari ilişki kurma taktiğiyle batık paramızı kurtarmaya çalışacağız. Bu diplomatik onursuzluktur ve asla kabul edilemez. ABD ile ilişkilerimiz derhal masaya yatırılmalı, yeniden gözden geçirilmeli ve bölgemizdeki varlığı ile tehlikeye düşürdükleri üniter yapımızı, tehdit ettikleri toplumsal birliğimizi korumak adına karşı stratejiler etkili bir şekilde uygulamaya konulmalıdır.
kadim Türk devleti ve asil Türk milleti tarihsel geçmişinde buna benzer birçok olayla karşılaşmıştır ve her birini dirayetli, kararlı duruşuyla bertaraf etmeyi bilmiştir. Bu husustaki girişimlere, güneyimizdeki terör koridoru oluşumuna verdikleri desteği ortadan kaldırmak üzere ABD'nin Türkiye'deki üslerinin kullanıma kapatılmasıyla başlanılmalıdır. Ardından bir sığınmacı istilası altına sokulan ülke olarak ABD başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan Avrupa Birliği ülkelerine karşı aynı anlayışla davranarak bu sığınmacıları istekleri halinde üçüncü ülkelere, aksi halde geldikleri yere gönderme süreci başlatılmalıdır. Evet, buralarda bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Ancak bu dramı ortadan kaldırmak üzere sadece Türkiye'nin sorumlu olduğunu ortaya koyan beşeri veya ilahi bir hükme de bugüne kadar rastlamadığımızın bilinmesi sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki gün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarına kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya orada etkin olan güçlerle birlikte, ki neyse bu, ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız görüşüyle Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun son yapılan saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız şeklindeki sözleri hem birbiriyle çelişkili hem de gerçekçi ve inandırıcı olmaktan uzak bir yaklaşımdır. Böyle önemli bir konuda Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı farklı farklı açıklamalar yapmamalıdır. Zira bir taraftan bu teröristleri ABD'nin koruyup kolladığını, silah ve mühimmat desteği verdiğini söyleyip, diğer taraftan orada etkin olan güçlerle birlikte bu sorunu çözeceğinizi iddia ediyorsanız, ilk önce oradaki etkin gücün kimliğini ortaya koymak zorundasınız. Kimdir bu etkin güç? Amerika mı? Rusya mı? Suriye mi? Öyle bir gece ansızın gelebiliriz söylemleriyle netice alınamamış olduğunu, bugünkü rahatsızlığınız ve artık sabrımız kalmadı şeklindeki yaklaşımınız teyit etmektedir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi dış politikadaki strateji ve politikalar kararlı duruş gerektirir. Bunu sergilemek zorundasınız. Aksi halde 20 yıl önce Allah'a şükrederek övündüğünüz ve bu coğrafyadaki 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı görevinden henüz vazgeçmediğiniz anlamı çıkar ki bu da başlı başına bir çelişkinin işareti olacaktır. İkinci olarak Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınması konusunda samimiyet sınavı tarihi ilan edilmelidir. Sınavdan başarıyla geçen ülkelerle diplomatik ilişkiler daha da güçlendirilmeli. Sınavdan orta ya da zayıf not alanlarla standart ilişki düzenine geçilmelidir. Tabii bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan hükümet krizinin de köklü bir çözüme kavuşturulması için içerikli bir stratejiye ve çalışmaya da ihtiyaç vardır. Başbakan Ersan Saner'in diğer parti liderleriyle de görüşerek hemfikir olduğu Şubat 2022 tarihinde bir erken seçim yapılması konusu olası sonuçları itibariyle Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Seçimler sonrasında ulusal duruşu güçlü, Türkiye ile ilişkilerinde samimi, her şeyden önemlisi mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la
uyumlu çalışabilecek bir hükümetin oluşmasına katkı verilmelidir. Bu hususta oluşacak bir zafiyet, telafisi zor sonuçları beraberinde getirecektir. Dış politikadaki kararlarımız kapsamında, örneğin Türkiye, demokratik, laik, evrensel ilkelerle sorunlu olduğu aşikar ve sadece yönetim kademeleri değil, aynı zamanda rejimi de değişen Afganistan ile ilişkilerini belirli bir müddet rölantiye almalıdır. Taliban örgütünün denetiminde olan Afganistan, henüz uluslararası kriterlere haiz bir yönetim yapısı ortaya çıkaramadığı gibi, çıkaracağına ilişkin inandırıcı ve tatminkar girişimlerden de uzak durmaktadır. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, ekonomide süren kontrolsüzlüğün maalesef devam eğiliminde olduğu görülüyor. Özellikle dövizdeki yükselişin sürmesi, bunun bir anlamda da sözde istikrarlı bir süreç izlemesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında beklenen olası artışların özellikle dar gelirli kesimlere büyük mağduriyetler yaşatacağı anlaşılıyor. Ekonomideki kontrolsüzlük doğal olarak beraberinde bir güven problemini de getirmekle kalmıyor, aynı zamanda vatandaşın yeni yöntemler geliştirmesini tetikliyor. Bu güven zafiyetidir ki ekonominin üst düzey yöneticilerinin bile sorumluluktan kaçınma reflekslerini harekete geçirmiştir. Dün yaşanan Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından ikisinin ve bir politika para politikaları kurulu üyesinin görevlerinden alınması olayı basit bir atama değildir. Bu tasarrufun altındaki gerçekler kısa sürede gün yüzüne çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer basın mensupları, ülkenin bunca sorunu varken gündemin önemli konularının tartışılması, sorunların masaya yatırılıp çözümü yönünde çalışmaların, görüş alışverişlerinin yoğunlaştırılması gerekirken maalesef bilinçli bir şekilde üretilen suni gündemlerle toplumun dikkati dağıtılıyor. Şimdi bir de siyasi cinayetler meselesi ortaya atıldı ki hakikaten toplumu ürkütecek bir içerik arz ediyor. Türkiye'ye dışarıdan bakan bir göz, ülkenin ne denli güvensiz bir konuma geldiğini düşünebilir. Siyasetçisinin, gazetecisinin yaşam güvencesini bile sağlamaktan aciz olduğunu değerlendirebilir. Bu ülkede bırakın yatırım yapmayı, turist olarak bulunmayı bile aklından çıkarabilir. Bu bir sorumsuzluk örneğidir. Bu biçim açıklamalar ne iktidar sözcülerince ne de muhalefet sözcülerince dile getirilecek yakışır nitelikte sözler değildir. Kendisi dahi kendini makbul adam görmeyen kaçak bir organize suç örgütü elebaşının iddialarını dayanak yapıp toplumu germenin kimseye bir faydası olamaz. Kaldı ki hakikaten bu konuda ciddiye alınacak düzeyde bir bilgi edinilmişse derhal adli süreç başlatılmalıdır. Eldeki tüm veriler başta Cumhuriyet Savcılıkları olmak üzere güvenlik birimleriyle paylaşılmalı. Olası tehdit nereden ve kimden gelirse gelsin tespit ve teşhir edilmelidir. İktidarın yanlışlarıyla mücadele etmenin öncelikli yöntemi ancak toplumsal huzurun ve güvenin güçlendirilmesiyle mümkün olabilir. Yoksa bu türden kaynağı konusunda emin olunmayan iddialar ortaya atarak mevcut iktidarın yanlışlarıyla mücadele inandırıcılıktan da uzak olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.